Sevgili balıklar yükselen balıklar enerjiniz çok yüksek. Siz ne kadar geçtiğimiz haftalarda böyle bir enerjiniz düştü. Modunuz düştü. Planlar yaptınız. Ay içinize kapandınız. Şu oldu, bu oldu. Ne oldu? Bu hafta bitiyor. Yay, yay, burcuna geçen güneşin etkisiyle birlikte Merkür retrosu da bitiyor. Kariyerinizle alakalı düşmanlıkların artık ortadan kalkacağı, kariyerinizle alakalı fırsatların kapınızı çalacağı aynı kova burcuna benzer bir hafta yaşayacaksınız efendim. Ne olacak? Komşunuz biz olur. Komşu da pişecek size düşecek demek ki. Enerjiniz çok yükseliyor. Aileyle alakalı problemler çözecek. Aile içerisinde hayırlı haberlerin gelişleri var. Bunlar uzak yerlerden olabilir, yakın yerlerden olabilir kardeşler alanından, kardeş gibi gördüğünüz kişilerden ee, bu alanlarda enerjiniz çok yüksek. Yeni bir iş kurmaya çalışan biriysen bu hafta itibariyle çok güzel destekler göreceksin gökyüzünden, çevrenden, etrafından. Yeni başlangıçların çok güzel. Hele ki 26 Kasım günü doğum yapanlar, o 26 Kasım çocukları. Ne kadar özel çocuklar olacak bunu izleyenler varsa etrafında doğum yapanlar varsa lütfen Dinletin, e, izletin bu videomu. Enerjisi çok yüksek. Yenilikler evindeyiz. Yeni eşyalar alabilirsiniz. Yeni ev tutabilirsiniz, yeni eve taşınabilirsiniz. Arabanızı değiştirebilirsiniz. Bu alanlarda da eğer e, girişiminiz varsa. Ne bileyim. Nurcan ne zamandan beri ve şunu almak istiyorum diyen bir insansan alabilirsin. Yeni bir işe başlamak istiyorum. Merkür Retrosunu bitirdim Nurcan Hanım. Başlayabilirim. Evet başlayabilirsin. Tedavi alakalı bir şey yapabilir miyim? Yapabilirsin. Estetik dokunuşlar yapabilir miyim? Yapabilirsin. Yani gündemin çok kalabalık. 26'da yenilik adı altında yenilik kelimesi aldı altında yapacağın her türlü girişim hayırlı enerjin çok yüksek. Sen çünkü hemen değişiyorsun. Birisi sana sen bak iyisin ya niye böyle değilsin? Niye moralin bozuk? Aslında çok güzel görünüyorsun. Çok iyisin de sen motivasyonu sağlıyorsun. O yüzden bu hafta motivasyon haftası, bu hafta mucize haftası, bu hafta hayallerin gerçekleşme haftası. Lütfen bu haftayı iyi kullan. Hayallerin en üst kademede tut. Rabbim kimseye ulaşamayacağı hayalleri kurdurmazmış efendim. Rabbim gönlünüze göre versin. Güzel bir hafta diliyorum.